Merhaba arkadaşlar, ben Cihan Özhan. Bu dersimizde JSON.NET uygulamaları ve pratiklerinin dinamik ve expand object kısmına geldik. Dynamic ve expand object nesneleri nedir? Öncelikle bunları bir inceleyelim. Dynamic keyword'u C#'a, yani birçok programlama dilinde var ama C#'a yeni gelen özelliklerden biri. Hani son özelliklerde, son versiyonlarda geldi açıkçası. İlk birkaç versiyonda yoktu bunlar. Dynamic şunu yapıyor. Siz uygulamayı geliştirirken örneğin şu şekilde konsol yazdığınızda noktaya bastığınız zaman dikkat ederseniz konsolun içerisindeki tüm nesneler bize görünüyor. Bunun mimarisini incelemeyen ya da bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Bu reflection yöntemiyle oluşturulan bir özelliktir. Yani konsol sınıfının içerisinde konsoldan sonra noktaya basıldığı anda nokta operatöründen sonra reflection yöntemiyle editörümüz gider bunun içerisindeki tüm dışarıya açık olan nesneleri bize gösterir. Bu aslında reflection mimarisinin güçlü olduğunu gösteren bir yetenektir. Mesela Java IDE'lerinde de bu vardır ama Java'nınki daha yavaştır. İşte biraz daha geç gelir vesaire. Genel olarak da .NET'in altyapısındaki reflection mimarisi daha gelişmiş, hızlı ve performanslıdır. Ama tabii ki normal programlama yöntemlerine göre reflection her zaman dezavantajlıdır. Sadece reflection kullanmanız gereken yerlerde .NET tarafındaki reflection daha avantajlıdır diyebilirim. Şimdi neden bunu söyledik? Çünkü dynamic keyword'ümüz ki şöyle. Dynamic keyword'ümüz siz uygulamayı geliştirirken şu şekilde değişken tanımladığınızda mesela integer y olsun altına da dynamic x eşittir y şeklinde bir şey tanımladım. Değişken. Üstteki integer tipindeki değişkenimiz runtime'dan önce tipini almıştır. Yani uygulama çalışmadan önce kendi tipini almıştır. Ancak alttaki dynamic keyword ile tanımladığımız değişken ise henüz tipini almamıştır. Bu çalışma anında, derleme zamanında, compile time'da belirlenecek ve bu x değişkeninin tipi bu şekilde sağdaki veriye göre oluşturulacaktır. Ancak bir diğer nokta daha var. Bu özelliğin olması bir dezavantaj gibi görünen, yani işin doğası gereği olan bir özelliğin de feragat edilmesine sebep oluyor özellikten. Mesela şu şekilde yaptığımızda y dediğimde, bakın dikkat ederseniz local variable int y şeklinde tanımlandı. Nokta dediğimde bunun içerisinde compare to equals, işte get type vesaire to string. Bunlar objekten gelen temel nesneler olarak, temel metotlar olarak bize getiriliyor. Tabi bu mesela compare to doğrudan int'in getirdiği bir özellik. Bu bizim için önemli mesela kıyaslama açısından. X'e baktığım zaman mesela bakın dynamic olarak gösteriliyor bunun tipi. Nokta dediğim zaman hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmaması işte bunun dezavantajı gibi görülür ama bunun genel olarak mantığı da bu aslında. Çünkü henüz uygulama çalışmadı ve bunun içerisinde ne olduğunu, bunun ne olduğunu gerçekten derleyici de bilmiyor. Çünkü derlenmedi. O yüzden de dinamik deniyor zaten. Uygulama çalıştığında dynamic olarak buradaki hesaplamalara göre tipini alacak ve içerisinde bu veriyi üretecek. Ve tipini de aynı şekilde üretecek. Yani. Peki şimdi bunu geçiyorum. Asıl örneğimize gelelim. Orada bu işlemi yaparken de tekrar bunu kullanacağız. Anlayacaksınız zaten. Şimdi bunu JSON formatında işlemlerde nasıl kullanırız ona bakalım. Öncelikle bu uygulama içinde JSON.NET kullanacağımız için kütüphane olarak NewtonSoft JSON'ı projenize dahil etmeniz gerekiyor.
Bunun için de şuradan bilmeyenler için söyleyeyim. Sağ tıklayın. Manage Nugget Package kısmından bunları ekleyebilirsiniz, yönetebilirsiniz. Şu şekilde de göstereyim. Kurulu olması gereken şu. Şimdi geldim. Öncelikle şöyle bir başlık koyalım. Dynamic nesnesi. Hem ne öğreneceğimizi de görmüş olalım burada. Dynamic ve Expando Object nesnesi. Bunun için öncelikle Dynamic keyword'ümü kullanıyorum ve diyorum ki bir araç oluşturuyorum. Vehicle. Vehicle benim bir sınıfım olacak aslında. Ama dinamik bir sınıf üreteceğim. Dinamik sınıf üretebilmek için de Expando Object sınıfımız var. Bu System.Dynamic altında yer alan Expando Object .NET içerisinde. Bunu kullanmam gerekiyor. Çünkü .NET üzerinde Dynamic ile sınıf oluşturabilmek için, bir nesne üretebilmek için bu şekilde kullanmam gerekiyor. Yani daha önce gösterdiğim şu yöntem bu örnek için geçerli değil. Çünkü bu tek bir tip üretiyor. Ama yukarıda bir tip üreteceğim. Onun içerisine de farklı farklı property'ler vesaire oluşturmayı test edeceğiz. Mesela vehicle brand dedim. Bugatti olsun. Vehicle. Bakın dikkat ederseniz herhangi bir şey yok. Nokta dediğimde hiçbir şey çıkmıyor. Ben tamamen kendim kodlama anında istediğim gibi yazabiliyorum. Herhangi bir hata vesaire de yok. Böyle bir nesne yok çünkü. Sadece çalışma anında runtime'de böyle bir nesne oluştur ve bunlara da bu verileri ata diyorum. Model Veyron olsun. Veyron. Vehicle. Bunun renklerini de yazalım. Renklerinde de new list string listesi olsun ki bunun ne olacağı önemli değil. Bir sınıf da koyabilirsiniz oraya. String yerine. Şöyle birkaç tane olsun. Siyah. Kırmızı. Beyaz. Vehicle. Bu araç stokta var mı? Bu da Boolean'ı test etmek için eklediğim bir örnek. Vehicle. Price şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu serialization işlemine tabi tutacağız. Serialization bir adet console write line serialization şöyle bir de başlık atalım. Start olsun. Bu da end, başlama ve bitiş düdüğümüz. Sonrasında string JSON, Hasan değil, JSON. JSON convert'i kullanıyorum burada. Bakın şöyle, nokta dediğimde serialize işlemini gerçekleştireceğim için serialize object metodunu kullanacağım. Tabii şurada mesela async de var. Bu da asenkron bir şekilde bunu gerçekleştirmek için kullanılan yöntem. Biz standard object'i kullanacağız ve object value olarak da dikkat ederseniz burada specified object to JSON string, yani bana nesneyi ver, herhangi bir obje, ben onu JSON'a dönüştüreceğim diyor arkadaş. Vehicle'ı al dedim ben. Vehicle bir sınıf değildi, bir dynamic'ti. Yani temel mimari olarak da bir object aslında. O yüzden o da kurtarıyor. Formatting'i alıyorum. Şöyle indented olsun. Sonra bunu ekrana basıyorum. JSON vehicle diyelim. Deserialization. Burada da aynı şeyi yapalım. Serialization start ve end olsun. Bu sefer de deserialize işlemini
gerçekleştireceğiz. Yalnız burada yeni bir dynamic nesnesi oluşturuyorum. Bu da vehicle. Bu da vehicle deserialization. Ya da deserialize olsun. Sonra yine JSON convert'i çağırdım. Ve bunun içerisinde deserialize işlemini yapacak. Deserialize object'i aldım. Ve buna string'imi verdim. Yani JSON formatındaki veriyi tutan string'i. Bu da JSON vehicle'da. Yukarıda serialize edilen nesne. Sonra da dedim ki ne güzel olmuş. Vehicle deserialize'yi ben ekrana yazayım o zaman. Burada brand ilk önce markasını yazayım. Bakın vehicle deserialize nesnesi çıkıyor ama dynamic tipinde nokta dediğimde hiçbir şey yok. Çünkü halen çalışmadı bu. Çalıştığı zaman ortaya çıkacak. Ben yapıyı kendim oluşturmam, kendim yazmam gerekiyor burada. Doğru bir şekilde tabii. Yanlış yazarsanız derleme hatası alacaksınız. Ama runtime'da alacaksınız tabii ki bunu. Deserialize model dedim. Son reservoir vehicle price'ı da yazsın. Şimdi de şu renkleri döngüyle gösterelim. Color vehicle deserialize colors. Sonra şöyle renkleri yazalım biz buraya. Color. Bu kadar. Çalıştıralım. Çalışsın. Bekletelim. Bakın burada öncelikle selamımızı verdik. Dynamic expand object. Dynamic bizim buradaki dildeki keyword'ümüz. Expand object ise bunun .NET Framework tarafında kullanılması gereken sistem.dynamic içerisindeki expand object nesnemizi. Bunların ikisini kullanarak runtime'da bir dynamic sınıf oluşturabiliyoruz. Bu dynamic sınıf üzerinde veri ataması, yani setting işlemi ve sonrasında da bundan okuma, yani getting işlemi yaptık. Öncelikle şunu yaptık. Bir dynamic nesnesi oluşturduk. Ve sonra bunun JSON'a dönüştürdük. JSON ürettik bunun üzerinden. Bakın burada tamamen dinamik bir şekilde üretildi. Is stock true. Dikkat ederseniz bunlar mesela burası desimal formatında üretilmiş. Yani ondalıkta bir değer. Burası boolean. Şunlar dizi şeklinde. İsterseniz sınıf da olabilirdi. Mesela color sınıfı olabilirdi. ID ile birlikte falan. Yukarıda bunlarda string oluşmuş. Siz nasıl tasarladıysanız o şekilde üretiliyor dinamik olarak. Sonrasında bunların değerlerini okumayı başarmışız. Sıkıntı yok. Döngüyü de başarılı kurmuşuz. Bu şekilde JSON.NET içerisinde dinamik olarak bir sınıf üretme, ondan JSON üretme ve sonrasında da bunun üzerinde diğer işlemleri yapmayı, deserialize'yi vesaire incelemiş olduk.